Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bayağı bir şey birikmiş solda görüyorsunuz. Hemen direkt onlara bakalım. Önce posta var diyor bir tane. Tam borç ödendi demiş. Ve sen borç ödemekle meşgulken istasyon çölüm küçük bir mücevher haline geldi. Seninle gurur duyuyorum yeğenim. Sana bittiğini düşünme. Artık kendi mülkünün patronusun ve şimdi başladığından daha fazla tehlikeli derecede ince bir çizgide dengedesin. Hem vahşi doğada hem insanlarla birlikte çölde hala bir sürü şey var. Bu yüzden gözlerini açık tut. Bir gün daha önce hiç görmediğin değişikliklerle ve hatta zorluklarla karşılaşabilirsin falan filan. Tamam, et kendine dikkat et tarzında bir mektup gelmiş. Depoya mal gelmiş. Hemen onu da alalım. Sonra araba yıkama olayı var. Ona da bakalım. Hızlı hızlı her şeyimizi üzere sokalım. Güzel de para gelmiş bu arada. Şu sağdakinde intikam için dayı yara diyor parayı biriktirdiğinde. Ama tabi birazcık o konuda kararsızız. Çünkü para harcayacağımız çok şey çok yer var şu an için. O parayı dayıya verirsek girişimlerimiz durur. Şunun ağzını değiştirelim. Bize yeni işçiler lazım. İşçiler dinlenmeye gittiğinde sorun yaşamamak adına yeni işçiler lazım bize. Öncelik ona bir bakalım. Yeni karavan olaylarına. Şimdi eleman römork aldık bir tane daha. Yavaş yavaş burası komple karavan parkı olacak. Şimdi bir tane daha adam alalım. Oo, çok iyiymiş bak 5 5 5 5 5. Bu eskileri kovarız ki gerekirse. Bir bakayım şöyle. İstatistiklerini göster. Şöyle hepsini göster bakayım istatistiklerini. Ama gerçi çalıştıkça bunlar gelişiyorlar. Bunlar dandikti çünkü aldığımızda ama şu an hepsi gelişmeye başlamış. O yüzden hiç sıkıntı yaşamayalım. Bunu ben almayacaktım ama neyse almış olduk artık. Buraya işçi getirecektim. Yanlışlıkla tıkladım. Şuradan eleman boş durmasın çünkü. Konuş. Senin her şeyin 5 olduğuna göre sen iş seçmezsin. O yüzden seni kasaya verdim. Kasa sende ihtiyar. Ben çöp toplayacağım birazcık. Biraz da silelim. Bir işçi her zaman boşta bırakacağım. Kullanmayacağım yani. O işçi joker olacak. Nerede eksik varsa oraya tanımlamak için. Her zaman bir işçi boş kalacak. Öyle bir planım var. Umarım yolunda gider o planımız. Şimdi buraya koyacak ürün yok. Buraya koyacak ürün yok. Burada koyacak ürün yok. Ürün yok. Ürünlerimiz bizim maalesef bitmiş. Her şeyden almamız lazım bol bol. Teslimat, ürün. Bu arada seviye 5 olduğumuz için artık oyuncak, unlu mamuller vesaire de alabiliyoruz ama şu an onların standı olmadığı için onları eklemeyeceğim. Şimdi normal. Biz şunlardan bir ekleyelim. İçeceklerimizi. Biraz da abur cubur ekleyelim. Bir bakayım sepete yetiyor mu? Yetiyor, güzel. Alkol ekleyebiliriz birazcık. Biraz daha sigara ekleyebiliriz. Araç bakıma paramız yok şu an için. Tamam, şu şekilde paramızı dengeleyelim. Yıkamaya tekrar araba gelmiş. Hemen halledelim. Biraz daha para birisin. Tamir malzemeleri yenileyelim. Onları da aradan çıkartalım. Ondan sonra biraz para biriktirip yükseltmeleri yapacağız. Yıkama yükseltmesi vesaire.
Yeni günceleme gelmeden çoğu şeyi halletsek gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bir arada komple dışarıları boyatacağım. Boyama firmasına. Parası neyse verip. Güzel. Şu an için herhangi bir şey yok. Sıkıntımız yok. Şu tezgahlara kaç para ona bakalım. Yeni tezgahlara. Peliş oyuncak standı. Unlu mamül standı. Oyuncak standı. Tamam, bunlardan da alırız ya. Hatta şöyle bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Malzeme aldığımız zaman yerleştiririz. Şimdi koymayalım bunları. Çünkü raflar boş diye bu sefer şikayet ediyorlar. Hiç gerek yok. Mal geldi. Bu arada buradan araba gidiyor ilginç şekilde. Buradan ilk defa görüyorum araba gittiğini. Sakin ol şemp. Her şeyi aynı yere koyabilmek aslında güzel olmuş. Yani ben kolyeyi mesela buraya koysam da burada yer yoksa diğerlerini dolduruyor kendi otomatik. Yani kendimiz böyle gidip de bu tarafa götürmemiz gerekmiyor. O açıdan bayağı güzel olmuş. Yoksa bayağı bir yorardı bizi buraya git, oraya git, şuraya git diye. Boş laf aramak bayağı sıkıntı olur. O da gitti. Güzel, yeni araba gelmiş. Peki bakayım abi. Cilala parlat. Güzel. Güle güle. Biraz daha para gelsin. Sonra tamir malzemeleri alacağım. Şimdi şunlar gelmişken bir rafları dolduralım. Güzel. Tamam. Malzemeleri de yığdık. Kasiyer de çalışıyor. Güzel, sıkıntı yok. Ha, buradaki izne mi gitmiş? Daha doğrusu dinlenmeye. What is wrong with you? Yakıt bitti patron, kusura bakma. Teslimat, yakıt. Paramız ancak buna yetiyor. Hadi artık benzinci. Gel çabuk. Malzemeler ne durumda? Oo, hiçbir şey kalmamış. Şöyle yapalım. Tam tamirhane kapat diyecektim. İyi bari 3-5 bir şey varmış en azından. Buradan çıkabiliyor muyuz zaten biz ya? Oo, çıkılıyormuş. Daha önce fark etmemiştim. Hatta buradan buraya geçiliyor. İyi, iyi güzel.
Para lazım, para hemen. Tamir malzemeleri alacağız. Şu oto yıkamayı otomatik bir alabilsek şahane olacak ama en azından pasif halde para gelecek. Para varken biraz malzeme alalım. Teslimat, araç parçası, lastik. Şöyle bakalım, lastik. Yani şöyle verelim şimdilik. Bu arada bujileri nereye koyacağız? Bujileri şimdi herhalde raf almamız lazım bizim ayrıca. He, buji buradaymış. Tamam, buji de söyleyebiliriz. Güzel. Yakıtları halledelim hemen. Hatta yeniden yakıt da söylememiz lazım. Çünkü az yakıt aldık. Bu 2 gün götürmez bizi. Şimdi şu dinleyen işçiyi hemen yerlerine verelim. Konuşmaya başla. Öde. Konuş. Görev ver. Yakıtlara bak. Diğerinde parasını verebilirsek. Ay, yaz para istiyormuş. Bunu da görev ver. Tamirhaneye ver. Tamam, diğer dinlensin. Depo kapısına malzeme gelmiş. Tamir malzemelerimiz. Hemen onları raflara yerleştirelim. Devam et kaptan. Bunları da yerlerine yerleştirelim. Tamam. Yeniden sipariş verelim buraya. Bujiler. Altı buji, iki akü. Güzel. İçerisi yine kirlenmiş görünüyor. Türlü para kazanamıyoruz ya. Sürekli para gidiyor aksine. Çünkü almamız gereken çok fazla şey var. Giderimiz fazla, giderimiz fazla, gelirimiz az, dengesiz oluyor o yüzden. Oto yıkamaya gidelim hemen. 150-150'dir. Şimdi birazcık para biriktireceğim. İşletme yapmak istiyorum. O yüzden biraz tamirden, yıkamadan falan para biriksin. En azından birik seviye işletme yapalım. Güzel.
Yükseltmelere bakalım. Önce ne yapmamız gerektiğini çözmek için. Şimdi. Bunu yükseltmişiz. Bunu yapmak için 800 lazım. Bu hem yakıt kapasitesini hem de deponun kapasitesini yükseltiyormuş. Bunu yaptık. Sonra bunu yapacağız. Bu da tamir servisinin artı 1 diyor. Aynı anda iki araba mı tamir olacak? Bak bu yapılabilirmiş. Şu oto yıkama neden yükselmiyor? Ben onu merak ediyorum. Acaba bu yükseltmeden bu yükselmiyor mu? Üzerinde tıklanmıyor ki gereksinimlerini görsek. Sadece pasif halde gösteriyor orayı. Ha, şurada yükseltme yapmamışız bak. Önce bunu yapmamız lazım. Pompanın dayanıklılığını yükselteceğiz buradan. Ondan sonra bu tarafa geçecek. Tamam, önce bize 2500 para lazım. 2500 oluncaya kadar para biriktirelim bakalım. Güle güle patron. İşçinin biri dinlenmeye gitmiş. Hemen diğerini ayarlayalım. Eleman, konuş, öde. Görev. Kayıtlara bak. Diğerini de alalım bari almışken. Bize şey lazım ya, otobüs. Parti otobüsü. Onlara geldim çünkü 20 kişi falan geliyor. Bayağı iyi oluyor. Onların en azından geleceği saatleri görebilsek bilebilsek. O da bayağı güzel olurmuş ama. Hemen nasıl buraya kirlettiniz böyle ya? Buraya koyacak ürünümüz kalmamış. Buraya kalmamış. Kalmamış. Tamam. Tamir malzemelerini koyalım. Bu arada güzel para birikiyor. 2500 oldu mu? Hemen direkt yıkamanın dayanıklılığını arttıracağız. Önceliğimiz o. Bujileri de koyduk. Bu arada 11 tane buji varmış. Biz sadece 6-7 tane falan almıştık. Demek ki oyun kendisi 5 tane veriyor. Seviye yükselttiğimizde. Biz onu bilmediğimiz için almış bulunduk. Lastik almamız lazım. Lastik sıkıntılı. Yani yapacak bir şey yok. Vereceğiz. Para bitirmeye çalışıyorum ama her şey üstte geliyor. Bak şimdi yakıt da gerekiyor mesela. Yakıt seviyesi düşük diyor. Hatta bitti. Güzel güzel güzel. Yakıt alalım mecbur. Mecbur. Yakıt. Teslimat. Yakıt. Teslimat. Yakıt. Mecburen. Bu arada burada ice cream açacağız. Artık nerede açacaksak. Onu açtığımızda dondurma içinde yaratmış olacağız. Tuvalet.
Pompa. Otobüs durağı. Burada değil. Acaba yükseltmelerde mi o? Yok. Burada yok, burada da yok. İlginç. Acaba nereden yapılıyor dondurma makinesi? Depo kapısına lastikler geldi. Şimdi hiç para harcamayacağım 2500 yapıncaya kadar. Yani ihtiyaç olsa eksik olsa bile harcamayacağım para. Çünkü ona para buna para derken yükseltme yapamıyoruz. Her türlü bekleyeceğiz. Güzel yakıcı da geliyor. Bir de şu yakıtçı gelince kendi kendine açsa şu vanoyu. Bizi açtırmaz her seferinde. Bu niye çok yanlış ya. Yani bu tarafta bir yerde olsa ya da şuraya yanaşıp da buradan verse çok daha güzel olurmuş. Hakikaten yolu tıkıyor yani. Bunları da kaldıramıyoruz. Oyunun en büyük eksisi bu alan. Şu alan işte en büyük eksisi oyunun. Tamamen rezalet yani. Şu dinleyen arkadaşlardan bir tanesini pompaya verelim. Sakin olun gençler. Biz de işimize bakalım. 150-150 lira. En azından bir işinin maaş çıkar buradan. Güzel. Hadi ihtiyar. Yakıtları ver. Sen çok ağırdan alıyorsun bu yakıt işini ya. Evladım. Senin babanı bulsam şikayet edeceğim de babası da yok be. Neyse. Kötü konuşacağım. Anladınız siz. Konuşmak istemiyorum yani. Buralara ürün başka koyacak ürünümüz yok mu? Şu lastiklerimiz geldi. Al sana ürün. Buraya ürün yok. Buraya ürün yok. Tamam. 1000 oldu. 2500 yapmamız lazım. O yüzden mecburen bekleyeceğiz. Beklerken temizlik yapalım biraz. Aslında boya da yapabilirim ya. Epey de boya yapmıyoruz. Şundan biri bizim boyamız. Hem zaman geçiyor en azından hem de şu Deniz'in çılgınlıklarını engellemiş olalım. Bu arada ben bunları daha önce boyamıştım komple. Bütün binayı boyamıştım yani ilk bölümlerde. Demek ki zamanla boyalar tekrar yıpranıyor. Oyuna onu da eklemişler çünkü hep renkler solmuş. Dökülmüş. Tuhaf tuhaf da resimler çizilmiş üzerlerine. Maalesef.
Çocuğun şaka anlayışı biraz değişik yani. Direkler de boyanıyormuş. O tekeme araba gelmiş. Oraya gitmem lazım. Şu duvarın sonuna geleyim de. 150-150'dir yani. Yapacak bir şey yok. 10 arabayı kalsak 1500. Bir de yıkamanın maliyeti de yok. Su faturası falan çıkmıyor. Onu oyuna eklememişler. Yani suyu timsahlı yerden kendimiz hallediyoruz. Hatta oraya da bir gidip tıkanıklı gidersek güzel olacak. Yani şu an tıkalı değil ama yakın zamanda tıkanacak belli ki. Aşağıdaki su pompasının olduğu yer. 2000'i geçti paramız. Güzel. 2,5 oldu mu hemen yükseltmeyi yaparız. Güzel. Bizim hangi işçi dinlenmeye gitmiş? Yakıt, yasak kasa, tamirci. O zaman hemen diğer işçiyi verelim tamire. Elemanlar. Konuş. Öde. Bak bu ucuza çalışıyor. Bu işçi seviyorum. Diğer işler bayağı pahalı çalışıyor. Seviye arttıkça demek ki bunların fiyatları yükseliyor yani. Sonunda aldığımız mesela iyi seviye olanlar daha fazla para tüketiyor. Şu an en ucuz maaş alan da bu arkadaş. Görev ver, tamir etsin. Az kaldı az. 2,5 oluyor neredeyse. Bir tane daha yıkama alsak olur veya bir tane tamir gelse olur. Bak senaryo kirlenmiş. Niye yıkamaya gelmiyorsun acaba? Arabalar gel çoğu kirli. Bak bu da kirli. Bu da kirli. Arabaların hepsi toz içinde. Kirli. Bu da kirli. Hepsi kirli bunların. Hemen yardım edelim. Tamam 2,5 oldu. Hemen şimdi bu ne yapıyor burada? Patron. Havada duruyor. Neyse dursun bakalım orada. Yükseltmeler şimdilik. Yeni bir başarını da aldık. Su motorumuzu daha güzel hale getirmiş olduk. Şimdi yükseltmelere geldiğimizde şöyle geçmişe bir gidelim. Kalmış mı bir şey? Hepsi tik 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 tik. Tik sadece bu aşamalar kaldı. Tamam bunu alacağız. Sonra da bunu alacağız. Shredder. Shredder dedi ne acaba? Sanki böyle parçalayıcı, dağıtıcı bir şey çağrıştırıyor bende ama hatırlamıyorum ne anlama geldiğini. Bakacağız. Sulayalım. Devam. Ağaç sular gibi. Şu makineyi koysak hakikaten güzel olacak. Acaba şuraya makine fırça mı takacak ki? Gelen arabaları otomatik yıkamak için. Bu bizim benzinlerde olan dönen fırçalar var ya. Paralel yıkıyor. O da bir şey bekleyecek acaba diye düşünmüyor değilim. Öyle olursa bayağı işimizi rahatlatacak. Şimdi biriken paralarla birazcık markete malzeme alırız. Stoklarımıza bakalım da ona göre bir sipariş verelim. Teslimat, ürün. Bunların stokları fena değil. Fena değil. Aykostatların çoğu erimiş. Şöyle birazcık alalım. Sigara stoklarımız erimiş. Dondurma stoklarımız eriyor. Araç bakımı. 385. Seni de ekleyelim.
Gazete alalım birazcık. Şapka alabiliriz. Gözlük alabiliriz. Sipariş de verebiliriz. Gözlük bayağı elimizde varmış. Şu boşalan yerleri gözlükle dolduralım. Şapkalarımızı takalım boşalan yerlere. Tamam. Başka bir şey yok. Şimdi bekleyeceğiz. Malzemeler geldiğinde onları da yerleştireceğiz. Herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Biraz sonra tamir malzemesi alabiliriz. Muhtemelen yine bunları bitirmiştir bu. Aynen bak 8 tane lastik almıştık. Direkt 2'ye düşmüş. Çok hızlı şekilde kullanıyor. Yıkamaya geldi bir arabamız daha. Hadi. Heh. İlla yıka diyecek yani. Yıka demeden arabayı tutsanız bile araba ıslanmıyor. O da bayağı saçma yani. Yalnız arabanın rengi çok güzelmiş ya. Tipi de güzel. Abla geziyor vallahi cayır cayır da çöle uygun değil işte biraz. Her yer toz toprak. Bu araba nasıl gidiyor acaba sen yolda giderken? Araba çiçek gibi oldu. Güle güle. Şu aşağıyı da temizleyelim. Aklımıza gelmişken. Zaten uzun bir süre götürür bu bizi. Çünkü dayanıklılığını yükselttik ya bunun. Artık daha geç arızalanacak yani daha geç çıkaracak. Sinek yapıyor yani açık bıraktığımız zaman. Onu kapalı tutmakta fayda var. Malzemelerimiz de gelmiş. Tamir yakıt. Bu arada kasaya müşteri birikmiş. Onu da ayarlamam lazım şimdi. Dinleyen arkadaşın birini kasaya verelim. Güzel. Güle güle. Hep de aynı kamyonu gelmiş biraz tuhaf olmuş aslında. Değiş kamyonlar gelseniz de sanki farklı film adalarından farklı malzemeler giriyormuş gibi görünür. Biraz daha doğallık katabilirdi. Yani tipi aynı olsun önemli değil kamyonun ama etiket farklı olsun. Yani firması farklı olsun. O oyunu biraz daha geliştirebilir. Şimdi eleman deyip konuş diyoruz. Öde diyelim buna. Çok istiyorsun sen paraya. Sana bir şey yaptığın zaman çok üzülüyorum yani. Sen kasaya bak. Şu malzemeleri de yerleştirelim. Buraya almamışız zaten bir şey. Burada almamışız. Sigara aldık sanırım. Aynen. Araba malzemesi aldık. İyi. Şu şapka aldık. Gözlük. Tamam gözlüğünü sat. Oo bayağı da müşteri birikmiş. Ne yapacaktım ben şimdi? Yani tekrar şey yapacaktık. Şu yıkama işini halledeceğiz. Hadi ondan sonra da bölümü bitirelim. Sonraki bölüm artık kaldığımız yerden devam ediyor oluruz. Çünkü süremizi geçmişiz. Şöyle şunu hemen bir durlayalım da bu da videoya veda arabamız olsun. Bölüme veda. Bu da yıkanmak nedir bilmedi valla. Okey. Güle güle. Araba sallanıyor. İlginç. Neyse. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.